Güçlü ISM verisi sonrası dolar Kasım ayından beri en yüksek seviyesine çıkarken, tahvil piyasasında sert kayıplar görüyoruz. Tarım dışı istihdam sonrası pozitif tepki veren hisse piyasası bu kez satıcılı bir seyir izliyor. Faize ve büyümeye duyarlı altın madenleri, banka, demir-çelik, havayolları, kimya ve otomotiv hisseleri satış dalgasında başı çekiyor. Yarı iletkenler ise Nvidia öncülüğünde pozitif ayrışıyor. Borsa İstanbul dünya piyasalarındaki satışlara rağmen yeni zirveyle yoluna devam ediyor. Banka Havacılık, gıda perakendesi ve sigorta, yeni zirveye ulaşılmasında etkili sektörler. Günün haberi, Vestel'e haksız rekabet nedeniyle 684 milyon euro tazminat ödenmesi kararı. Vestel'in piyasa değerinden büyük bir tutar. Nihai karar olmasa da pozitif bir tepki bekliyoruz. Anadolu Efes'in açıkladığı lokalt kararının önemli bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Gelişmekte olan piyasaların seyri, Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak momentum çok güçlü. Tarihi zirvesinde olan endeks dünya piyasalarından pozitif ayrışabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8700 ve 8860. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler BİM, Pegasus ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.